Selamünaleyküm. Kayıp olan gaz pedalını ofiste buldum. Şimdi Nuri abinin yanına götürüyorum. Aracın Nuri abideki işi bitmek üzere. Yakıt hattında muhtemelen çekmiştir. Çok bir süre. Kemerimi de taktım. Dikkatinizi çekerim. Şimdi şöyle, ben arabaya işin elektronik kısmına geldik artık. Ben arabaya normal bir beyin almıştım. Fakat bir arkadaş dedi ki çok kapsamlı bir beyin var. $750. Aracın yağ basıncı düştüğünde arabayı korumaya alıyor. Arabanın sıcaklığı arttığında arabayı korumaya alıyor. İşte ne bileyim, yakıt karışımı işte zengin fakire düştüğünde arabayı korumaya alıyor. Yakıt işte kesildiğinde falan, yani motora zarar gelmemesi için ekstra güvenlikli bir beyin diyebilirim. Yani güncel araçlar gibi, hani bir şey olduğunda araba işte motoru servise götürün falan deyip kendini kapatıyor, kısıyor ya. Onun gibi bir beyin. Şimdi o arkadaşın yanına gideceğim. Nur abinin yanından sonra tekrardan görüşmeye. Fakat arada da başka bir arkadaş daha var. O da gerek yok diyor. Boşa para harcama diyor. Hepimizin arabası normal beyinlerle yürüyor zaten diyor. Başka bir arkadaş da diyor ki evet doğru, gerek yok ama diyor, benim imkanım olsaydı ben ondan taktırdım diyor. Bizimki imkansızlıklardan dolayı bu beyinlerle yürüyor diyor. Valla ne yapacağımı şaşırdım. Gereksiz bir para harcar mıyım diye düşünüyorum ama bana sorarsanız aslında bu gereksiz bir para değil. Tamamen güvenlik amaçlı bir şey. Tedbir için. Ben o beyni almayı düşünüyorum. Gidip şimdi tekrar bir daha görüşeceğim. Aklımdaki soru işaretlerini giderebilirsem o beyni alacağız. Abi çok güzel. Şey de gözüküyor. Yeri çok güzel olmuş. Harika. Şeyler de bağlandı. Bunun bir engeli yok değil mi bize? Hiçbir engeli yok. Bu üstten mi gidecek halat? Şöyle. Buraya ne bağlanıyordu? Potansiyel elektrik. Geldi mi? Beni! Harika. Allah abi. Potansiyel metre ne demek? Ne kadar gaz veriyorsan kelebeğin ne kadar açık olduğunu sinyal veriyor içeriye. Allah beyni. Allah. Gecikme olmuyor mu? Olmuyor. Vay be. Güzel. Peki abicim. Şimdi radyatör falan almıyoruz. Fanları içeri takacağımız için böyle takacaksın değil mi? Emiş yapması yok. Abi arkası motor, önü radyatör olacak. Tamam, öyle düşün. Böyle takacaksın değil mi? Evet. Ver oğlum. Soket yaptığını dur. Sen tut. Tutma işi benim. Tamam. Ben kimseye bu işi vermeyeyim. Parmaklara dikkat edin. İşte onun için vermiyorum. Ben kendim tutayım. Ya Artex'i ne söyleyeceğim? Yerde. Sen Artex'i ver oğlum. İşarete göre ver. Mavi artı. Mavi artı mı? Mavi artı. Öbürü eksi. Değil çek. Şimdi ver. Tamam mı? Bu da bana veriyor. Tamam mı? Evet. Ver. Tamam işte bu. Tamam mı? Emecek. Evet, emiyor. Tamam. Pervane yönü doğru zaten. Yok, emiyor can. Havayı aldık. İstersen şey sana da veririm havayı. Veri arkaya veriyor. Şimdi şöyle bir şey var. Şurayı ben çözemiyorum. Ben zaten bunu ters yaptığım zaman bu kez havayı bu tarafa veriyor. %50 hava kaçamağı olur. Şu pervane doğru değil mi? Her şey doğru. Tamam. Ben sana doğruyu çalıştırdım. Bu işlem tamam. Şimdi buna geçtik. %50 hava kaçamağında ters döndüğü zaman havayı kaçırır. Şimdi onu ben burada göstereyim tamam. Sana. Ver. Nerede? Yerde. Hemen vereceğim ben, bir dakika. Parmaklar dikkat. Yok. Tamam mı bu da? Gel. Basıyorum. Bas. Tamam. Gördün mü? Bu ondan iyi veriyor be. Performansı yüksek. Bunu da ondan. İstersen iki tane de bundan takabilirsin yani. Ya şimdi ben zaten bir bunun büyüğünü de aktım kendi arabama. Bunun büyüğü var mı? Yok. S kanat olduğu için Şimdi bir şöyle suyu avuçla, evet, bir de abi. Böyle avuçla. Hangisi çok gelir? Tamam, doğru söylüyorsun. S kanat havayı ondan. S kanatın büyüğü yok mu? Yok. Tamam, şöyle yapalım. Biz bunun ikisini alalım. Şunu da hiç sıkıntı oynamadan çekersen değiştiririz. He, bunu aldım sıkıntı zaten yok. Mecbur. Sıkıntı yok. Bunun bir büyüğünü alırız. Bunun bir büyüğü yok diyor işte. Var, bunun değil de öbürü var ya ölçtüğümüz. Oradaki var. Ama bir o da S kanat değil. S değil, o da düz olsun. Bizim bu şeyi kayıp. Değil mi abi? Şu. Bu aldıklarımız olacak, ben inanıyorum. Bence 10 numara. Ondan sonra bir tanesini şuraya takacağız. Bir oraya, bir de oraya takılsa. Daha mı oluyor? Niye?
Ne arıyorsun? Metreyi mi? Poşet sende miydi? Ne poşeti? Adam ver. O öbürünün ayağı mı yoksa? Üstten alırsak da ayağı nasıl bağlayacağız? Ayak zaten bunları kullanmayacağız. Bunları ne yapacağız değil mi? Çimata yapacağız. Evet. Ben bir enjektörcüye gidiyorum abi. Aracımız çekici üzerindeki yolculuğuna başlamıştır. Halat şeye basıyor. Dur bir dakika. Radyatöre basıyor. Tamam, kurtardık. Burayı delmedik değil mi? Aman dayı, bu çok önemli. Ne diyorsun dayı? Hiçbir şey yok. Evet. Ne yapılacak? Şarjı yok mu? Marşı var. Yok. Tesisatını diyor. Ha, tesisat yok. Evet. Hepsi yapılacak. Evet. Arabamızı Hulton'a getirdik beyin tesisatı yaptırmak için. Şöyle ufaktan başlıyoruz. Bir değişiklik yaptık. O değişiklikle ilgili de selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne yaptın reis? Ya hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi ben daha önce senden bir beyin almıştım. Ucuz bir beyin. Neydi ismi? Spark MS, yerli üretim beyin almıştım. Ha tamam. Sonra sen bana bir tane daha beyin söyledin. Ecomaster. Klasik söylemiştim. O daha iyi bir beyin olduğunu söylemiştin. Daha iyiydi. Yani hemen ikisi de işimizi görecek. Sadece senin istediğin özellikleri veya o ekran bluetooth işte sensörleri bağlantısını yapmamız için dedim. O daha iyi olabilir dedim. Çünkü sen şu an Spark MS'in dolu modeli çıkmadı. Hı-hı. Elimizde yok. O özellikleri kullanmak için daha iyi beyin sormuştuk. Biz de Ecomaster Klasik'e geçtik. Şimdi Spark MS ne yapabiliyor? Ecomaster ne yapabiliyor? Bir de beyin burada mı? Beyin burada. Beyinler burada. Spark MS'ler burada. Bu Spark MS mi? Evet. Şimdi bu beyin ne yapıyor biliyor abi? Birçok işini görebiliyor abi, bir arabayı. Yani şu senin bahsettiğin... 8 modeli. Yani bu biraz bazı bir model. Hemen hemen herkesin ihtiyacı görüyorsa fiyat performans ürünü. Bunu çok kullanıyoruz. Evet. Hani sorun yaşamadığımız beyin. Bu ne yapabiliyor? Bazılarını bir arabayı çalıştırıp ayarlayıp işte turbo atmosferik artık nasıl kullanmak istiyorsan ona göre kullanabileceğin bir beyin. Bazı özellikler yok. Analog girişler mesela yok. Analog AFR, işte analog yağ basıncı, analog yağ sıcaklık, analog yakıt basıncı gibi özellikler yok. EGT dahili yok. Spark MS versiyon 2 modelinde var. O da onda tükendiği için biz sana bunu almıştık o zaman. Sonra senin istediklerin doğrusunda beyni değiştirdik. Spark MS'in de versiyon 2'si çıkmadı. Onun için biz de Ecomaster Klasik'e geçelim. Çoğu arabada onu kullanıyor. Şu o beyin evet. Mi? Bir gösterebilir miyiz abi o beyni? Şöyle yapayım.
Malzeme bu. Bunda o senin söylediğin, atıyorum mesela yağ basıncı, işte yakıt basıncı, yağ sıcaklığı, EGT. Sıcaklığı, evet, burun sensörü. Yani atıyorum mesela aracın yağ basıncı düştüğünde ben araba kendini korumaya alabilecek. Tabii ona göre bir parametre var. İstersen dolu, yani onu kullanmak istersen yağ basıncında kullanalım. Yani güvenli olması için mesela atıyorum bu beyinde öyle bir özellik yok. Yani şu an o baz modelinde yok. Onun dolusu tamam. Var. Tamam. Ben yağ basıncının düştüğünü bilmiyorum. Ben basmaya devam ediyorum. Araba yatak sarıyor mesela. Evet. Şimdi bu beyinde o özellik olacak. Ya ısıların arttı mesela. Korumayı alabilir. Heh. Onu ayarlayabilirsin. Şu zengin karışım, fakir karışım bir şey olduğunda. Tabii onu da düzenleyecek. Oksijen sensör kontrolü de dahil var. Evet. Kendini korumaya alacak. Tabii. Yani bu güvenlik için çok iyi bir beyin. Tabii çok iyi bir beyin. Anladım. İşimizi görecek beyin. Senin tüm isteklerini karşılayacak. Tamam. Süper. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Biraz dükkanı gezelim. Abi. Evet abi. Ameleleri de çekelim. Yok ya, amele demeyelim. Ustaları da çekelim. Burada bir 8 kasa var. Bu 8'in neyi var? Boğaz kemikleri sıkıntıda. Boğaz kemikleri sıkıntıda beyin yapacak. Beyin yapılacak. Burada bir Kayseri plakalı bir V8 bir makine var. Buna ne yapılıyor? Buna da beyin tesisat. Bu motor neyin motoru? Mustang'in. Vay anasını. Güzel. Evet, bunu turbolamışlar. Bu 5 kasa değil mi? Ha, şu sargı bezinden bana da lazım. Bu da bunun motoru herhalde. Evet, çok güzel. Selamun aleyküm. Şarjın maaşı sıfırlı değil mi? Sıfırlı. IQ taktın mı? IQ taktın mı? Son gelişmeler nedir dayı? Bir anlatabilir miyiz? Ne yaptık? Abi ne yaptık? Tesisatının boylarını uzattık. Bir file bekliyorum. File getireceğim bu arabaya. File nedir? File kablonun dış koruması abi. Ha tamam. Bildim. Küplerimiz yeniden geldi. 3000 eksik. Eksiz olsun diye uğraşıyorum. Şu dış koruması var ya. Tamam, evet. Bu filemizden gelecek. Tamam. Tesisatı uzatıyoruz zaten. Onlar da muhafaza edip kapatacak öylece. Uzattık dediğin ek olmayacak değil mi? Eksiz. Soketten beyine kadar eksiz. Tek kablo geçecek. Tamam. Filemiz de o yüzden olacak. Eksiz olsun diye. Tamam, anladım. Sonra canavar gibi toplayacağız. Bir şey kalmadı. Yaptığımız bir şey var mı gösterebileceğimiz? Yaptığımız bir şey, mobil tesisatı var. Abi, bekle. TPS'in şeyini, Supra TPS'ini bulduk. Yani oradaki kendi kelimizdeki dilime göre ayarladık. TPS neydi? Ha şu şey değil mi? Evet, potansiyometre diyorlar. Evet. Şimdi bu açarken yayı takılan tipte değil. Baktık oluyor. Hı hı. Yoksa şu içindeki menü değiştirdik. Gerek kalmadı, bu sensörü abim buldu. Tamam. Kendisini. Sorun kalmadı. Ya onu çalışacak %90. Tamam. Olmazsa yine müdahale edeceğiz de. Bununla ilgili sıkıntımız gitti. Bunun soketini çocuklar bulacak. Tamam. Borca soketini. Tamam. Bobinle alakalı bir şey yaptım demiştin. Bobin tesisatı falan hazır abi. Öyle şeylerimiz yok. Bir gösterebilir miyiz kanka? Bu canavarın boylarını şey yapmamız lazım. Abim dedi ki hani kapaktan çıkmasın, bobini kısa tip ayarlayacağız dedi. Ya ona da ekstradan para vermem gerekecek. Olmadı, bunları vereceğiz, kısalarını alacağız. Bir şekilde. Kabul ederler mi öyle? Onu köksü amal edecek büyük ihtimal. Ya olursa. Ama bir dakika. Mesela sıfır verecek mi öyle? Bunlar sıfır. Hiç daha buraya yeni takıldı. Kapakları da, kutuları da duruyordu da kutularını attık. Bunlarla birlikte sağlamış. Senin bobin tesisatları aynı bu şekilde olacak. Hmm. Şuralara makaron olmayacak. Bunları değiştireceğiz. Plastik şey olacak. Şöyle göstereyim, gel. Kaliteli bir şey yapıyoruz değil mi? Aynen. Böyle tozlu lastikleri olacak soketlerin. Plastik, heh, makaron tamam, aynen, değil. Aynen, tamam. Bunlar da bak, bu Koro'yu da ben kendim yaptım. Koro'dayı. Tamam, anladım. Böyle tozlu lastikleri olacak. O yüzden bayağı güzel olacak. Tamam, aman diyeyim, en kalitelisi neyse onu yapalım. Zaten öyle olacak. Tamam, hiç masraftan kaçma. Köksal abim diyor, ben olmadan dokunmayın. Başımıza durduğu için. Tamam. Tamam, süper. Biz de işliyoruz. Ayakkabı. O zaman bugün yapacak bir şeyimiz yok. Ben gidiyorum. Bugün yapacak bir şeyimiz neyimiz var? Defilemiz geldikten sonra sıkıntı yok. Daha sensör kablonu falan bulacağız. Şu filelerimiz istiyoruz. Bu filelerden gelelim. Ha. Bunlar neyin şeyi? Beyine mi gidiyor bunlar? Mesela biri bunun şey olacak. Su ısısı olacak.
Hı-hı. Su ısısı, hava sıcaklık ısısı olacak. Tamam, anladım. Buna göre dizeceğiz bunu. Tamam, tamam. Yerleri belli. Burada motor suçu sıcaklığın sensörü var. Kendisininkini bozuk ölçtüm. Hı-hı. Bunu kare tipli oluyor Alman grubundan. Onu takacağım. Tamam. Zaten en rahat bulacağımız sorun çıkartma sensörde o bir şey olduğu zaman. Evet. Başka da bir şey yapmayacağız abi, o kadar. Peki, tamam. Tamam oğlum. Bunun sadece şeyi yaparsak iyi olur. Bu vakum dağıtma hattı var. Vakum dağıtma hattı. Emminin altında bir sürü deliğimiz var. Onlara güzel bir sanko boru alacağız. Evet. Sistem burada doluyor. Veston'a ağza giden yeri bağlamışlardı. Bağlamışlar. Hı-hı. Buradan işte vakumlarımızı alacağız. Tam şu emminin altında. Hı-hı. Ona yanmaz sanko boru almamız lazım. Tamam anladım. Benim bir parçalarım gelmişti. Veskeyi diyorum. Blow off'la sargı bezi falan. Sargı bezi falan. Onlar burada olabilir. Sargı bezi var bir tane. Sargı bezim burada. Hah, aynen. Tamam bu titanyum sargı bezi değil mi? Yanmaz sargı bezi. Tamam iyi. Peki sensörler senin mi? Sensörler de benim. Tamam, benzin basıncımız var. Ekso sıcaklığımız var. Evet. Yine o şekilde şeyimiz var. Turbo basın saatimizin sensörü var. Tamam iyi. Bunların hepsi beyine girebilir. Tamam kanka. Onları da hallederse çok güzel olacak. Sana ekran alacağız mı? Adu. Köksal bir şey söyledi. İyi bir ekrandan bahset de ne olur bilmiyorum. O ekran mükemmel oluyor. Acaba şu beyin benim beyin mi? He? Bu benim beyin olur mu? Çok ilk üretimlerde o bayağı şey. Eski tip diyorsun. Göstermesi de şey dedi. Ha, Adu dedi ekran. Bu ekran mı? Bu Adu ekran büyütme içinde var. Bu ekran yarış arabamıza geldi de. Hı-hı. Bu ekranda bu girdiğimiz sensörün hepsini display olarak ekrana görebileceğim. Bunların modlarını değiştirebiliyorsun. Hız girince hızını, olduğun vitesi görüyorsun. Devir? Devir her şeyi görüyorsun. Peki bundan işte AFL'e girersin, AFL'e görürsün. Şey dedi. Köksal dedi ki normal bir tablet alırsın dedi. Hız. O zaman Bluetooth modülü yapacağız. Ha, aynen öyle dedi. Hız göstergesinin olduğu yere o tableti koyarsın dedi. Devir saatini, hararetini, her şeyin çalışır dedi. Tabii o daha bir uygulamayla dedi. Olarak seni daha çok kollar. Çünkü bu ekrana çok pahalı. Hmm, yok abi o zaman bize. Yok abi. Ekonomik şeyler lazım. Ekonomik ama kaliteli. Tamam canım. O zaman güzel bir tablet bul Android. Tamam. Onu sen düşün. Artık içeriye bir monitör. Ben zaten yapacağız. Şu tesisat şeyleri bir bitsin. Biz bu hafta herhalde marşa basarız. Bu hafta çoğu işi bitmiş olur. Tamam peki. Sadece senden akü kablosu istiyorum kalın. Ha kalın akü kablosu demiş. Onu Köksal'la beraber gidip alacağız. Ben nerede satılım bilmiyorum. Onu bul. Geçen baktı gitti. Austin'de bu da kablo aldı buraya yine. Hı-hı. Senin araba için de tesis yanmaz kablonu aldı. Hı-hı, tamam. O kablolar için şey yapacağız abi. Senin de şeyin var mı? Renkli trigger kayışın var mı? Renkli trigger kayışın mı? Evet. Yok ama kapak şey değil. Olmadı şimdi. Köksal söyledi bende renklisi var dedi. Aklıma gelmeyi söylüyorum ben de. Başka bir şeyimiz yoksa. Onlara bakacağız ya. Trigger'i ne zaman değişecek bilmiyorum onu da. Trigger'i... Neyse bir çalışsın da. Çalışır. Güzel oldu. Sadece işte o artı kablomuzu olmazsa hiçbir şey yapamayız. O artı kablo çünkü hep en kalınlığı onu dizeceğiz. Yanmayacak şekilde geçireceğiz. Aküsü nerede olacak? Akü bagajdaydı. Tamam onun hattının geçtiği yeri izolasyonla birlikte geçireceğiz. Tek tamam. Eksik geçireceğiz. Sonra maaştan şarjda şarjdan artıya akü VSR'imizin olduğu yere vereceğiz. Yani o artı kablosu en zor işimiz. Aslında olay da malzeme yok bir de gerilim geçirmesi de olur. Tamam dayı. Bir de en son sigorta ablamız var işte. Tamam. Ben gidiyorum. Bunu içeri alacağız ya işte. En son bu var. Burada nasıl yapacağız bakalım. Güzeldir oturacağız. Burada tesisatın geçeceği çok güzel orijinal yeri var. Gördün mü? Bak bizim motor yönetim sistemimiz bu tesisattan geçecek. Bu normalde kaloriferin falan geçtiği hortumda. Galiba. Yani burada bağlı yine de. Burada mesela rekorlar olurdu. Şeyin arabasını hatırlıyorum. Bizim burada gri vardı. Hı-hı. Astarlı. Yine buradan tesisatı güzelce yalıtımla geçireceğiz. Eksoza en uzak şekilde. Şu kalorifer borunun altından şöyle geçireceğiz. Biz sonrasında da şimdi Köksal'ın yanına geldim. Bakalım bizim Nissan'la alakalı bir gelişme var mı? Bir hafta 10 gündür uğramıyordum. Evet. Selamun aleyküm. Ne yaptınız reisler? Hoş bulduk. İyiyim şükür. Sen ne yaptın? Şu neymiş ya şöyle? Kajetronik mi? Eski sistem Kajetronik'ti. Yeniye döndü işte. Yeniye döndü. Sadece o kısım kaldı hava vitesini takmamız için. Güzel.
Kanıyla alakalı durum vardı, onu çözüyoruz. Bizde ne gibi gelişmeler var? Çoğu malzememiz geldi. Evet abi. Start verdik, etiketlemeye başladık. Başladık birazdan mı? Birazdan ben sana göstereyim. Peki tamam. Şimdi bu bizim bobin tesisatı galiba. Evet, bobin tesisatı abi. Karışmasın diye tek tek etiketlendi. Tamam. Ha, şu bahsettiği şey. Evet. Hem ısıya dayanıklı bir şey. Su, tamam. Su geçirmesin diye kayıtlarımız var. Çok güzel. Suyla pek işimiz yok ama yine de bu. Bu kablolar şey, yanmaz kablo falan değil mi? Tabii, yanmaz kablo hepsi. Tamam, bazı anladım. Enjektörler de aynı şekilde etiketleniyor şimdi. Onları da en son üzerine koyduğum zaman onları sen ya tek tek çekersin. Sonra tesisatını bu tarafı kapatacağız. Sonra bazı eksiklerimiz, onları alacağız. Tamam. O şekilde tamamlayacağız. Ben yine bir VTI'nin üzerine gerekirse bunları da etiketlerim. Yani soketler karışmasın. Hani tamam, tamam olur. Güzel olur. Hangisi nereye gidiyor? Biz. Tamam, güzel olur. O zaman bu videoyu bitirelim. Montaj aşamasına geçerken yeni bir bölüm diye başlarız. Olur abi, nasıl istersen. Tamam. Tamam, peki.